Otobüs bekliyordum, size bir araba göstereyim. Fiyatlar nasıl? Mercedes E220 Diesel 2009 model. Fiyat sadece 8.499 euro. 251 bin kilometrede. Bu motor çok sağlam, hiçbir şey olmaz. Eğer arabada bir arıza kodu falan yoksa. Onları yazmamışlar, onları konuşurken anlarsın. Ama motor çok sağlam. Kubrek var da, onun fiyatı yazıyor mu? Touareg burada. Geçerken de dikkatimi çekmişti, garantili. Bunların bir sene garantisi olur arkadaşlar. 2010 model, daha 120 bin kilometrede. Arabanın testi kontrolü yeni yapılmış. 19 bin euro sadece. Touareg. İçini göstereyim. Kapısı açık değil de. İçine bakalım. İçi şey, basit baz donanım koltukları falan var. Bunlar dandik de. Fiyatı böyle. 19 bin euro. Fiyat gayet iyi geldi bana. Bir de başlangıç arabası bakalım. Seat Ibiza. 2900 euro. 2008 model, 208 bin kilometrede. Ona da bir şey olmaz. Ona da bir şey olmaz. Seat Ibiza. Yanında da Fiesta var. Bir de Fiesta'ya bakalım. Fiesta da güzel duruyor. Fiesta yeni. 2013 model, 185 binde. Manuel vites, hiçbir şey olmaz. 95 beygir, gider de. 2025'e kadar da 5. ay arabanın tümü var. 6750 euro. Bunun tümü yine alınır. Kolay bu. Almanya'ya yeni geldim. Hangi arabayı alayım arabasıydı bu. Ayrı olanlar Mercedes alsın. 9000 euro. Tek gelenler şeyi alsın. Fiesta ile Ibiza'yı. Benim gibiler de Touareg alsın. Götü büyükler yani. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Bu arada otobüsü kaçırdım. Çıktı otobüs. Işıklarda bekliyoruz. Tam karşıya geçeceğiz şöyle. Karşıda durak var. Geçti gitti otobüs ya, şansımıza. Video çekeceğim diye ağzımı ayırdım, 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 otobüsü kaçırdım. Bu ekip komple otobüsü kaçırdı. Arkadaşlar, Almanya'ya gelmeyin sakın. Biletler çok pahalı. Bir bilet başına 2 euro 91 cent ödedim internetten aldığım için. Ne yapıyor Türk parasıyla? Çok para yapıyor. Kaç? 3 olsa 37-38 lira olmuş. 111 lira yapıyor. 111 lira bir otobüse bindir mi? Gelmeyin sakın. Çok pahalı. Ama aylık alırsanız biletleri daha da pahalı. Eskiden 60 liralarda falan da şimdi 49 lira yaptılar onu. Adı 50 euro olsa ben otobüse binmem lazım. Geliyorum. 49 lira yaptılar. Sınırsız binmeyi. Full akbil. Onun da maliyeti 50 çarpı 40 olsa 2000, 1800 lira falan. Şey, şaka bir yana, aylık bilet aldığınızda çok avantajlı oluyor. Ama böyle arada bir binmeniz gerektiği zaman, araba bizim hanımda işe gitti, benim de bir işim vardı. Finansant'ta, vergi dairesinde. Maliye mi diyeyim, maliyede. Onun için geldim. İşimin de sebebi şu, 2022 yılında biz vergi iadesi yaptık, vergi beyannamesi doldurduk. Muhasebeciyle beraber. Bunun karşılığında acaba ne kadar bir vergi ödemişim, vergilendirilebilir kazancım ne kadarmış diye onu öğrenmeye geldim. Bunu şeyden de öğrenebilirsiniz. Vergiyi eğer bir finans beraber dediğimiz muhasebeciyle yapıyorsanız ondan da öğrenebilirsiniz. Bunu benim öğrenme sebebim şu. Almanya'da bir yeni bir kural getirdiler. Olur da eğer çocuk yapmayı planlıyorsanız, mesela bu çocuğu yaparken finansal olarak da düşünüyorsanız, Almanya'da çocuk sahipleri doğduktan sonra evlatları aylık anne tarafından 1800 euro maksimum bir maaş alırlar. Annenin maaşına bağlı olarak değişir bu.
annenin maaşının %60'ını alırlar. Annenin maaşının %60'ı 1800 liradan fazlaysa da yine maksimum 1800 euro alırlar. Buradaki devlet son zamanlarda tasarruf tedbirleri kapsamında bu paranın alınmasını kısıtladı. Hani hep istiyoruz ya, bizim memleketimizde zenginden alınsın abi, fakire verilmeye devam etsin falan diye. İşte burada aynısı yapılıyor. Ben onun limitini de bir anda öğrenmeyi istedim. Olur ya, bir gün üçüncü çocuk belki isteriz. Acaba finansal olarak sarsılacak mıyız, sarsılmayacak mıyız diye. Onu bir anlamaya çalıştım. Biz limitin tabii ki aşağısına kalıyoruz. Zenginlere hitap ediyor da. Onu bir şey yaptım. Ne kadar limiti var derseniz de, iki çalışan için, karı koca çalışanlar için 200 bin euronun üzerinde gelir elde ediyorsa şu anda brüt olarak senenin sonunda 175 bin euronun üzerinde vergilendirilebilir geliri oluyor. Bu ne demek? Diyelim ki çocuğum var. Diyelim ki vergilendirmen gereken malzemelerim var, maddelerim var. İşte ev kredisi ödüyorsun, kiraya verdin. İşte evine çalışmak için eşyalar aldın. Bilgisayar aldın, işte ekran aldın falan filan. Onlar hep düşüyor. Bir de vergilendirilmeyen bir 10 bin, 10 bin 500 euro'luk bir kısım var. O her sene değişiyor. Bir de onu toplam gelirinden düşüyorsun. Yani sen eğer diyelim ki 190 bin euro kazanıyorsan 10 bin euroyu adamlar senden zaten düşüyorlar. Sen 180 bin euro üzerinden vergi ödüyorsun. Buna Grundfreibetrag deniyor. Yani temel gelir vergisinin başlangıç seviyesi. Onu da şunun için yapmışlar, anlamanız için. Diyelim ki bir öğrenci aynı zamanda yan zaman part time çalışıyor. Onun geliri ne olacak mesela? Aylık 500 euro aldı, kazandı diyelim. Senelik 6000 euro kazanacak. İşte o 6000 euro kazanmak için 10.000 euro civarında bir brüt maaş alması lazım. O mesela vergi ödemesin. Kazandığı direkt şey olsun diye. Böyle bir sistem var. Hani az gelir olanlar daha iyi kazansınlar. Vergiyi daha az ödesinler. Çok gelir olanlar vergiyi ona göre daha fazla ödüyor. Kademeler de artıyor böyle. Onu bir öğrenmeye geldim hem de. Spor olsun diye. Hem işim vardı hem o işi de öğrendim. O yüzden çok sevindim. Diğer araba yatıyor biliyorsunuz. Durumlar böyle. Devlet yakında planlıyor. Artık durumu iyi olanlara aylık çocuk yaptıkları için çocuklarından dolayı bir 250 euro ödeme yapıyor. Onu ödemeyecek ilerleyen zamanlarda. Onun hazırlığı yapılıyor. Yani durum iyi olanlar ona ihtiyaç duymuyor aslında, düşünün. Geliri çok iyi olanlar. Onlara ödemeyip tasarruf yapacak. Ama bir yandan da güvenlik açığı oluşmasın diye bir sürü de milyarlarca dolar silah anlaşmaları yapıyorlar. Ben onu da istemiyorum, diğerini de istemiyorum ama tabii şu andaki mevcut gidişat beklediğinden iyi. Yani bizim yaşadığımız düzene göre daha iyi. En azından zenginden biraz daha fazla almaya yönelik hareketler var. Bunu ben yanlış bulmuyorum. Eğer ki geri kalan biriktirilen, tasarruf edilen miktar doğru kaynaklara aktarılırsa bu çok iyi. Bir tek beğenmediğim bir husus var. Burada kaçak göçek çalışanlar, vergi kaçıranlar, onlara ben uyuz oluyorum. Almanlar da zaten yabancılardan gelenlerin böyle olanlarına uyuz oluyor. Diğerlerine karşı nötrler. Yani çalışıyorsa, faydalı oluyorsa iyidir kafasındalar. Ya mesela bir arkadaş sordu geçen. Burada dedi, vergi dedi, vermesek dedi, işte şu gelirlerimizden, yurt dışındaki gelirlerimizden dedi. Ne olur ki dedi. Almanya çünkü buraya çalışmaya başladığınız zaman, vergi adresi yapacağınız zaman başka ülkelerdeki gelirlerinizi de istiyor. Onun üzerinden de vergi vermenizi istiyor. O da bana çok saçma geliyor, doğruya doğru. Niye başka ülkede yaptığım kazançtan sana gelir vergisi vereyim ki? Onu tam anlayamadım daha. Hadi bu arkadaşın sorduğu sorunun mantıklı bir tarafı var. Ama burada çalışanlar, dün de bahsettim ya, işte boyacı ararken rast geldim çok. Ya işte onu hallederiz, şey yaparız. Adam mesela şey yapıyor, yardım parası alıyor. Devletten gelirinden düşük olduğundan dolayı veya işsiz olduğundan dolayı. Ama yan taraftan akşamları geliyor, boya yapıyor, işte para kazanıyor falan. Şimdi o adam bu boya yapmasında aslında iş başka bir kriter olmasa sorun yok. Ama yardım parası alıyor, vergisiz kazanç elde ediyor. Onu dahil etse kazancına
ben bu kazancı yaptım dese yardım parası alamayacak. Bu bir. İkincisi, fatura kesip de firma kurup da boya işini yapan insanlar tabii ki bu noktada mağdur oluyorlar. Çünkü faturasız iş yapan adam ucuza yapıyor. Biri 300'e yapıyor, diğeri 500'e yapıyor. %19 vergi var çünkü. Üzerine eklediğin zaman %20'sine 60 euro daha ekliyorsun işte. 300'e 360 oluyor. Adam 300 lira teklif veriyor, öbürü 360 euro veriyor. Sen gidiyorsun 300 liraya yaptırıyorsun. Şimdi senin de yaptırmaman lazım. 360 teklif edenin hakkını yememen lazım. Ama tabii ki bireysel olarak bunu pek fazla şey yapamazsın, mücadele edemezsin. Bu gibi takılanlar var. Bunları bayağı bir incelemelere lazım. Bayağıdır takip ediyorum ben. Berlin'deydim mesela, bir tanesinin 5 tane çocuğu vardı. Oturduğu evi de kendi çalışmıyordu, devlet ödüyordu. 5 çocuğu olduğu için de hayvan gibi para alıyordu. Şimdi karı koca 5 çocuk. Ben size diyeyim, rahat 4000 euro net geliri vardır onun. 4000 euro, yani bütün evin masrafları, çocuklar için zaten 500 euro veriyorlar. 5 kere 5, 2500. Evinin kirası da 1000-1200 euro olsa, Berlin'deydi. Eski bile olsa o civarlarda olur. 3700. Bir de geçinmek için ekstra bir para veriyor devlet. Faturalarını ödüyor falan, elektrik hariç. İnanılmaz bir şey ya. Yani o insan mesela şey yapıyordu, bunu ben işsiz kalabilir insan 5 çocuk sahibi olup da kimse görmesin. Ama şöyle yapıyordu, bisiklet alıyordu, satıyordu böyle. İkinci el bisiklet alıyordu, Kleinanzeige diye bizim sahibinden.com gibi site var. Oradan satıyor, elinde binlerce bisiklet var. Belki binlerce var mıdır bilmiyorum da. Adamın ilanlarında en az 12-13 tane vardı. Ben bisiklet ararken bakmıştım. Bilmesem, sormasam, tahmin etmesem bilemeyeceğim şey benim. Sordum, ya dedi ben de işte çalışmıyorum şu anda falan dedi. Bana sattığı bisikletin faturasını tabii kesmedi. Ama o noktada bir vergi kaçırma oluyor. İşte sen kazandığın maaşın %25'ini vergi olarak veriyorsun ya. O vergilerden o adamlar destekleniyor. İşte bu gerizekalı gurbetçi dediğimiz kısım bu. Bu adamlar gerizekalı gurbetçi. Hiçbir yerde bir şey beceremezler. Hırsızlık öğrenmişler burada. Bu hırsızlığı Türkiye'de yapamaz. Türkiye zaten yardım vardım yapmadığı için. Vergi kaçırırsa kaçırır. Bizim Türkiye'de vergi zenginler kaçırıyor. Durum böyle yani. Buradaki o tipler Türkiye'ye girip tatil yapıyorlar. Tatillere Türkiye ne güzel, cennet bir ülke, şu bu saçmalıyorlar. Şimdi bu anlattıklarım bir yandan olumsuz, bir yandan da gerçekten işsiz kalmış, diyelim ki eşi çalışmayan, kocası çalışanlardan, kocası ameliyat olmuş, artık çalışmaya gücü olmayanlar için mükemmel bir şey. İşin her tarafı var, her boyutu var. Bize de zaten tek boyutla bakmak yakışmaz. Şimdi bu adam aynı zamanda zamanında çalışmış, vergisi ödemiş vesaire, hastalanmış. Hastalık hepimizin başına gelebilir. İşte bu kişi de devletten yardım alıyor. Geçenlerde bir grupta sohbet ederken hikayesi denk geldi. Bir ablamızın eşi hastalanmış. Karaciğer nakli mi olmuş? O şekilde de çalışacak durumda değil. Yaptığı iş artık ona müsait değilmiş. Mesela şey diyebiliyor. Ya Türkiye'de bir insan bunu diyebilir mi? Onu anlamak lazım. Şey diyebiliyor. Ben diyor şimdi diyor 3 çocuk var. İşte 65 metrekare bir evdeydik. Oradan çıktık. 3 oda bir yere. Tabii o da yetmiyor. 3 çocuğu olduğu için. 4 oda 5 oda bir yer olsa oraya geçsem diyor. Ama devlet sana orayı destekleyecek olsa da daha doğrusu yeni geçmek istediğin yerde kişi sayısından dolayı kiraya desteğini yine devlet verecek olsa da problem şu, bu desteği alman için o evi bulman lazım. Burada sadece bu sıkıntı var. Sen o evi bulursan, o evi sana veren bir ev sahibi bulursan, o eve taşınırsan devlet de senin kiranı destekler. Burada ev sahiplerinin o noktada bayağı bir çekincesi oluyor. Job center dediğimiz, işsizlik maaşı alan, işte devletten geçinen, artık bürger geld diyorlar şimdi de, vatandaşlık parası. O kişilere evlerini vermek istemiyorlar. Şöyle bir algı var, siz de olsanız benzer şeyi düşünebilirsiniz. Çok nadir bazı insanlar böyle düşünmez. İşte ben bugün iş konusunda sıkıntı yaşayan birine
evimi versem muhtemelen onun iş konusunda yaşadığı sıkıntı ailesine de sirayet edecek. Evime güzel bakmayabilir. Stresli, sinirli bir aile yapısı olabilir. Evim yıpranabilir. İletişim sorunu yaşayabilirim. Belki iletişim iyi olmadığı için iş bulamıyor. İletişim sorunu yaşayabilirim. Zamanı geldiğinde yapmam gereken şeyleri, mesela evle ilgili bir işler olacak. Kiracı evi bozabilir, kırabilir. Tamir ettireceğim. Tamir ettirince kiracıyla hep anlaşman lazım. Hep yani içinde şey olması lazım. Zaman vermesi lazım. Tamirat için ortamı hazırlaması lazım. Veya işte evden çıkmasını istiyorsun. Sen yerleşeceksin. Onun dışında zaten çok zor. Çıkmaz etmez, içini mahveder. Sonra hukuken uğraş dur. Bir de zaten batık bir insanla uğraşamazsın. Bu gibi dezavantajları var işte o işinde. Bir günlük mühendisin çalışması nasıl olur? Bugün evden çalışıyorum. Sabah kalktım. Ufak bir işim var dışarıda. Belediye dairesinde, Finansamt'ta. Onu biliyorsunuz. Onu hallettim, geldim. Toplantılarımı yaptım. Aralarda sorular oldu. Sorulara cevap verdim. Sorular sordum. Gene de verdim bugün cevap. Şimdi birazcık boşa çıktım. Kahvaltı hazırlayacağım kendime. Öğle arası. Ben kahvaltıları öğle arasına yiyorum. Biraz da kilolu olduğum için göbeğime götürmem lazım. Hedefim böyle kahvaltıları yapıp ekmek yemeden, akşam yemeğini de çok abartmadan biraz da yürüyüş yapmak. Bir ay böyle yapmayı düşünüyorum. Bir ay sonunda bakalım neler olacak. Hedef koyuyorum kendime de, başaramadım. Son 3-4 aydır patenaj çekiyorum arabalarda olduğu gibi. Bakalım nasıl olacak. Öğleden sonra yine tabii ki toplantılar var, ayarlanacak işler var. 4.30-5 gibi de mesaiyi kapatacağız. Daha sonrasında belki akşama bir mangal falan yaparız. Güzel olur. Bugün hanımcığım evde olmadığı için böyle şeyler yapabiliyoruz. Görüşmek üzere. Çoğalamadım. Benim kızım köfteleri çeviriyor. Çatal gibi kullan, uzaktan değil. Heh. Düşürme. Yukarıdan bıraktığın zaman yuvarlanıp yere düşebilir. Kız, bunlar domuz sosis değil değil mi? Değil. Ha, yanlışlıkla yedirmeyin bize. Annem hiç domuz sosis alır mı ya be? Bak, biberlerin altı yanmış. Biberleri hemen çevir. Onları böyle yapamam. Uzaktan yap o böyle zaman. Böyle yapmam gerekiyor. Yeşil biberleri çevir. Yeşil biberleri çevir. Daha tam pişmemiş Sımay. Çevir kızım, yanmasın. Evet. Aferin. Anne endişelenme, güzel yapıyorum. Onu da çevir. Of, şöyle koydum. Aferin sana. Uy. Hadi köfteleri çevir hemen. Çatal gibi. Neredim? Heh. Yaklaştır, yaklaştır, yaklaştır. Aferin. Hepsini öyle yap. Gördün mü anneciğim? Babamdan öğrendim. Yap. Düzgün tut. Onlar yumuşak. Bozarsan şeyini, yapısını. Foyamız şu ortaya çıkar. Şu arkadan çevirir misin? Çeviririm. Çeviririm, çeviririm. Hadi. Ağırlaştı. Çok mu şanslıyım? Çok şanslısın böyle bir kızın olduğu için. Şanslıyım tabii. Düşürme köftelere. Tabağı kenara koysan da, oradan oraya koysan daha kolay olur bence. Acıktın mı? Çok. Daha yine handbol geldi. Gebermişsin bugün. Geberdim tabii. Çok mu yoruldun? Çok. Bu köfteler güzel görünüyor ama. Sıcak sıcak. Sulu sulu.